Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra artık tekrar video çekeceğiz. Bu sefer Celal var. Celal'in saçlarına fade yapacağım. Böyle sıfırlamalı model. Hem siz de öğrenirsiniz bu arada. İzlersiniz. Şimdi ilk önce gençler bir sıfırla bir çizelim. Şuradan böyle mid fade tarzı. Şöyle bir alalım. İlk önce bir yanları alacağız ve temizleyeceğiz. Genel sakalları alacağız mı? Aynen abi. Tamam. Şöyle ilk önce bir alanı bir alalım. Şöyle bir şimdi etrafı temizleyin. Güzelce böyle saçın etrafını. Şimdi bunları böyle aldığınız zaman ilk önce yaparken saçın hangi noktasından başladığınıza çok dikkat edin. İki noktayı da bir yapın ki kaçırmayın. Mesela biz nereden başlamıştık? Kaş hizasından. Diğer taraf da kaş hizasında olacak. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi burayı güzelce bir aldık. Şimdi ne yapacağız? Bunu düşürmesek daha iyi olacak değil mi? Şimdi Yaşar, yarımı aldık bunu. Sade haliyle. Şimdi şuradan 1000 milim üstüne geldi. Şu çerçeveyi çekeceğiz şimdi. İlk önce şu çerçeveyi bir alalım. Çok fazla yukarı çıkmıyorum. Çerçeveyi burada ayarlıyoruz. Çünkü daha kat çıkacağımız için o aradaki kod farkını ayarlamamız lazım. Bu arada üstleri kesmeyeceğim. Üstleri uzun bırakacağız. Ona göre keseceğiz saçı. Bakın buraya geldiğiniz zaman artık makinenin bu köşesiyle burayı kullanarak ondan sonra diğer köşesi ve en son bu taraf. Ortayı pek fazla kullanmıyoruz. Çünkü bu ovalliği vereceğiz ya saça. Şimdi buraları böyle aldık. Yarımla aldık. Şimdi bunu takacağız. Sıfırı. Kapalı değil, açık. Şuradaki izleri artık bir tık daha yok etmeye başlayacağız buraları. Yukarı doğru bak. Makineyi dik değil, şu pozisyonda. Yukarı doğru kaldıra kaldıra. Şuradaki ilk önce izleri yiyeceğiz. Bakın zaten hemen saç kendi kendine bir anda şekle girmeye başladı. Ramazan kaç dakika oldu? 4. 4 dakika. 5'e giriyoruz. Valla iyi. Şimdi buradaki yoğunluğu aldık.
katı verdiğimiz için böyle ayarlayacaksınız. Bakın tekrar buraya geldiğiniz zaman gene makinenin köşesine. Celal, aynen. Bakın buraları böylece ayarlamış olduk. Şimdi saçın ana katını doldurduk zaten. Verdik artık burayı. Şimdi asıl olay burada başlıyor. O geçişi güzel ayarlamamız lazım. Geçişi kaçırdığınız an zaten bütün saç tamamen iptal olur. Şimdi 1,5 takıyoruz kalını. 1-2 tık. Çok fazla yukarı çıkmadan olduğu yerde sadece izleyeceğiz. Bakın şimdi. Bak hiç yukarı çıkmadan olduğu yerde bak. Gördünüz mü saç bir anda nasıl oturdu? Hiçbir şey yapmıyoruz. Çok basit bir kesim aslına bakarsanız. Bak burası da oturdu. Ondan sonra tekrar burayı alarak şöyle geçiş sağlıyorsunuz. Önemli olan kafa yapısına doğru girebilmek. Çünkü burası çok içeride basık olduğu için burayı biraz bombeli bırakıyorum. Yani aslına bakarsanız bir tık anatomik kesim yapıyorum. Saçın şekline göre gidiyorum. Ve kafa yapısına göre. Bakın hiçbir şey yapmadan bütün saç böyle bir anda oturdu. Şimdi bundan sonrasını ne yapacağız? Bundan sonrası en basit. Alttaki kalan izler var ya. Sadece o izleri kaybedeceğiz. Bakın şimdi gene 2 tık alıyoruz bunu. Sonra elinize bir fırça alın. Bu fırça önemli. Şu bölümü görüyorsunuz zaten. Nokta kesimle gidiyoruz bak. Şu uçları kullanarak nokta nokta sadece şu izleri kaybediyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan. Zaten saçta farklı olan bölgeler hemen bir anda kendini belli ediyor. Zaten şurada da hafif iz var. Onu az sonra uç takarak halledeceğiz. İlk önce şu altı bir yiyelim. Buraları bir kaybetmemiz lazım. Bak tekrar uç. Bak. Köşe köşe geliyorsunuz böyle. Tek tek. Bakın bütün izler nasıl kayboluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Tekrar uç gidiyoruz. Bakın burada artık makinenin diğer tarafıyla şu ucuyla buraları güzelce yiyoruz. Celal. Aynen. Bakın gördünüz mü? İzimiz kalmadı şu an. Sadece arka tarafta şu yoğunluğun olduğu yerde oradaki saçlar siyah olduğu için orası iz gibi gösteriyor. Onu kaybedeceğiz. Ama ilk önce size az önce dediğim yer neresi? Bakın şu nokta. Zaten belli oluyordur. 3 tık alıyorsunuz. Yarımı taktıktan sonra. Şöyle yukarı doğru vurdurarak. Bakın şöyle. Kaldırma sistemiyle burayı böyle kaybettiğiniz an saç zaten bir anda hemen oturacak. Çok fazla yukarıda çıkmaya gerek yok. Hemen şöyle olduğu yerden. Bakın gördünüz mü? Saç hemen bir anda oturdu. O izleri aldığımız zaman. Ki Celal'in saçları çok zor bir saçtır. Neden? Siyah beyaz çok fazla. O renk değişimleri saçta her zaman iz gibi gösterebilir.
Ona göre böyle nokta kesimlerle uç gideceksiniz ki tek tek çalışacaksınız aslına bakarsanız saçta. Şu bir tane kılım bile renginin değişmesi bütün her şeyi bozuverir. Şimdilik olay bitti. Ne yapacağız? Şu en altta arkada bak şuradaki kalan kısımda bir tane iz var ya bak. Siyahlı. Bak şurayı hafiften gene nokta kesimiyle bakın yukarı doğru kaldırarak şöyle aldığınız zaman gördünüz mü, iz kayboldu. Aslına bakarsanız hiç de pek fazla bir şey yapmanıza gerek kalmadı. Olay bu kadar basit. Bu arada gençler, ben saç kesimleriyle ilgili eğitim de veriyorum. Yani ben zaten açıklama kısmına ve başlık kısmına da numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım da var. Instagram var, TikTok adresim var, hem şahsi Instagram'ım var, hem iş Instagram'ım. Oradan da beni takip edebilirsiniz ve oradan da sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ayrıca sizin yaptığınız tıraşlar varsa ben onları değerlendirebilirim. Hatalarınız varsa onları size söyler, gösterir ve öğretirim. Şimdi gençler, saçı bitirdik. Makineyle olan kısım bitti. Şimdi neye geçeceğiz? Makasa. Makasa çok fazla bir şey yapmadan hafif böyle üstlerini ezeceğiz biraz. Ondan sonra zaten bitti. Sonra videomuz bitiyor. Pozisyonunuzu kendinize göre ayarlayacaksınız. Bak şu en alttan, bak şuradan girerek yukarı doğru hafif kavis vere vere çıkıyorsunuz. Bakın en alttan giriyorsunuz. Çünkü bu ne kadar da alsa makine bazen hata yapabiliyor, bırakabiliyor. O yüzden manuel her zaman daha iyi. En alttan gidip şöyle yukarı doğru. Saçın şekline göre, çünkü yuvarlak geldiği için burayı yuvarlamayacaksınız. Dik çıkacaksınız ki saçta biraz hafif karelik oluşturabilirsiniz. Bakın tekrar buradan giriyoruz. En alttan giriyorum. Yukarı doğru kaldıra kaldıra. Şu izi, hem izi kaybediyorsunuz hem de saça estetik bir görünüm sağlıyorsunuz yukarı doğru. Bakın buralara çok fazla girmiyorum, şu noktalara. Hafif böyle uçlarındaki kırıkları alıyorum. Oraya geldik. Bak buraya geldiğiniz an hafif böyle uç. Ama bu noktalarda rahat bir şekilde girebilirsiniz. Buraları bir tık alabilirsiniz. Bakın şimdi. Burada saçta bazı noktalarda güller var ya, bak mesela saç bu tarafa doğru dönüyor. Döndüğü için bu saçı öne doğru değil, yana doğru taracaksınız ki saça buradan gireceksiniz. Buradan alarak. Bak bütün fazlalıklar çıkıyor. En dipten girerek yukarı doğru bak. Makasla tarağın kombinasyonu çok önemli burada. Buradan da böyle alarak buraya girerek böyle ayarlıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Yan tarafta gidiyorum. İyi, tamam güzel. Çay molası verelim. Tamam. Öpüyorum, içi kendimi dost. Tamam. Evet gençler. Aslına bakarsanız saç tıraşı bu kadar. Aslına bakar hiçbir şey yapmadım. Çok basit bir kesimden gittik. Önemli olan sizin bu katları ve o geçişleri nasıl ayarlayabileceğiniz. Ramazan sonunu çekebilirsin. Gençler, Celal'in saç tıraşı, yani tatlı mid fade kesimler böyle. Biliyorsunuz low fade de daha aşağıdan alıyorsunuz. Buradan kulağın bir tık üstünden girerek alıyorsunuz. Bu bir tık daha üstü, mid fade oluyor. Zaten low fade onun bir tık daha üstü. Mid fade ve high fade. Bunları biliyorsunuzdur herhalde. Bunları öğretmeme gerek yok. Gençler, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi numaram ve sosyal medya hesaplarım da aşağılarda var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, bay bay.